Kızanla, bu kara dağların sahibi kim? Erimiz. Yiğidi kim? Efemiz. Yiğit kime derler? Sözünde durup efesiyle ölene. Korkak kime derler? Sözünden dönüp aman diyene. İnsan dünyaya ne için gelir? Ölmek için. Şeytana bel bağlanır mı? Yardımcımızdır, bağlanır. Adem uşağına bel bağlanır mı? Bağlanırsa ağlanır. Var yemezlere acımak mı haktır, dayak mı? Dayak haktır. Zalime karşı yiğitlerden ne olmaz? Merhamet. Dar günde, zor günde, hak yolundan dönmeyeceğine söz olsun mu? Olsun. Sır verenin seri gitsin mi? Gitsin. Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu? Olsun. Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı? Batsın. Doğru söylediğine nasuh tövbesi olsun mu? Olsun. Haydi uğurlu kademli cihanda ak yüzün olsun. Ekmek getir, hey et getir, ekmek getir. Baldan da, baldan da haberin olsun. Baldan da, baldan da haberin olsun. Aldı yörükler. Kafanı ezer, hey elde mavzer, kafanı ezer. Zordan da, zordan da haberin olsun. Zordan da, zordan da haberin olsun. Aldı yörükler. Zeybek.
uzak kurulur tuzak. Ey menzil uzak kurulur tuzak. Yoldan da yoldan da haberin olsun. Yoldan da yoldan da haberin olsun. Yaşam ölçüsünü kendi hayatlarına bu kadar iyi nakşeden, yapı itibariyle işte adı Efelik ve Zeybeklik diye bilinen bu kurum tarihte yaşanmış. Bugün onların nimetlerini böyle toplayıp işte okuduğumuz, icra ettiğimiz bu insanlar kendi dönemlerinde çok suçla ahlaki değerleri birbirine meç edebilmiş. Yani o suçun ne anlam ifade ettiğini ama o suçla birlikte adamlığın da ne ifade ettiğini kendi içlerinde yaşamış ve yaşatmış insanlar. Malum Zeybekler bizim o Kurtuluş Hareketi dönemimizde
kendilerini o dağlarda eşkıyalık üzerine motive eden o insanlar, vatanın kurtulması adına yüreklerini ve canlarını nasıl ortaya koymuşlar? Nasıl o can hıraş bir biçimde Anadolu'nun o kuvayi milliye ruhu içinde yerlerini almışlar ve büyük mücadeleler vermişler. Yalnız efelik ve zeybeklik, işte dediğimiz gibi kendini anlatma biçiminde, o kendi formatında, o erkekliğin vermiş olduğu, o kabadayılığın vermiş olduğu o ruhun yanında mesela bir müzikal hayatı var bu insanlar. Türkü söylüyorlar. Kesinlikle. Efendim zeybek oynamaktalar. Belki o yaşadıkları yerler ve ortamlar belki de çok müsait yerler değildi. Belki mağaralarda yaptılar bunu. Ama güzel olan tarafı bize kadar gelmesinde ve onların o dönemdeki bu eserleri, bu türküleri bu kadar keyifle ve şevkle okuyup ve onları hayatlarına motive etmeleri çok önemli, çok güzel. Tabii bu Efe türküleri ve Zeybek türküleri için de insanın da sesinde bir farklı bir yapı, farklı bir karakter olması söz konusu. Yani o erkeksi tonlamaları ve yapılanmaları iyi ifade eden bir sese sahip olmak lazım. Bugün değerli iki konuğumuz var. Programın girişinde okumuş olduğunuz o Efe yemininde gerçekten çok güzel bir ses tonuyla. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Süslediniz gerçekten. Hasan Yükselir Beyefendi bir de bizim hem kadim dostumuz hem de bizim sanat elçimiz. Gerçekten. Halk müziğinin bilinmesinde ve anlaşılmasında çok gayretkeş hizmetleri olan çok değerli bir kardeşimiz. Avrupa'da bizim sesimizsin sen bizim. Sağ olun, çok nazik. Sefalar getirdin onun çok için. Çok teşekkür ederim. Ulaş Kurtuluş kardeşimiz, o da bizim kendi değerimiz, kendi kardeşimiz. Onun da bu yapı içinde çok özel çalışmaları, çok güzel emekleri olan bir kardeşim. Teşekkür o da ederim. Sesi çok güzel olan, bu Ege türkülerini yorumlamakta gerçekten çok özelliği olan bir ses. Teşekkür siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Evet, işte o Efelerin kendi adına, kendi yapılarını anlatma adına ortaya koymuş oldukları bu folklorik hayatın ve bu gidişin örneklerini birlikte görelim bakalım. Thank you.
adını da sevdiğim avşar. Beylerim, of aman aman, amanın amanın peşe.
mahkeme önünde eğildim geçtim aman aman. Sol yanımdan kurşun yedim bayıldım düştüm. Sol yanımdan kurşun yedim bayıldım düştüm. Ahbap düşman oldu ben buna şaştım aman aman. Amanın amanın efeler öldürmen beni. Bir hiç uğruna da efem yandırman beni. Amanın amanın efeler öldürmen beni. Yandırman
Zeybek kendi tavrı ve kendi tarzı içinde. Bizim aşina olduğumuz Türk müziği kalıpları içerisinde bilinen birçok makamı icra etmektedir. Mesela Nikriz, mesela Eviç, efendim Muhayyer makamı, Hüseyin'i makamı, Uşak makamı. Bunlar çok hayatı ilgilendiren, çok böyle güncel anlamda insanların aşina olduğu makamlar. İşte ama Nikriz, efendim Eviç, bunlar çok daha fazla böyle bilinç isteyen, çok daha fazla böyle bilgi isteyen, efendim emek isteyen eserler bunlar. Bunlar o yaşam tarzları içerisinde bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum tabii. Yani mesela bu eşkıyalık nosyonu içerisinde insanlar bunu hayatlarına nasıl nakşetmişler, nasıl uygulamışlar ve onlar nasıl bugüne kadar birikmiş. Tabii onların o koşullarını biz şu anda bilme şansımız yoktu. Ama kullanmış oldukları metot ve o makamsal anlayış, o makamsal düşünce o kadar yerine oturmuş ki Nihavend kullanmış mesela. Nihavend eserler kullanmış. Evet. Türkü ama bütün o makamın bütün olması gereken güzelliklerini orada serdetmiş, ortaya koymuş. Çok çok güzel bir şey bu. Ama türkü de makamsaldır yani. Yani ama bu tabii. Hayak deniyor ama yani makamlarla iç içe tabii. Yani. Ama mesela Eviç'te, Sabah'da, evet. Efendim Nikriz'de, Hüzzam'da bunlar yani bunu bilinç isteyen insanlar. Yani evet. Emek isteyen, aklı olan, fikri olan, müzik bilen insanların yapmış olması kesin lazım. Öyle yani orada bir kültürel bir zenginlik olsa evet. Gerek ama bilmiyorum. Bunun bir de şöyle bir farklı yönü olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ege insanı tarih boyunca Doğu insanına göre hep ekonomik olarak da yani coğrafi olarak da çok daha rahat olmuş. Çok daha önce şehirleşebilmiş ve evet. Bazı imkanları çok daha önceden sağlayabilmiş. Ve dolayısıyla ekonomik hayat birazcık daha rahat olduğunda, daha çabuk şehirleştiğinde insanlar dolayısıyla müzikleri de daha çabuk dönüşüyor. Şimdi mesela oyunlarına da baktığımız zaman, Doğu'da, Güneydoğu'da daha çok yan yana oynanan oyunlar vardır, halaylar vardır. İnsanlar el ele tutuşur, omuz omuzadır. Evet. Ama Ege'ye doğru geldiğiniz zaman, işte Zeybek oyununa baktığınız evet. Zaman tek başına olmaya başlar. Evet, evet. Tek başınadır. Yani bu da artık belki bu özgüvenin getirdiği, her anlamdaki özgüvenin getirdiği. Daha çok ekonomik ve kültürel, sosyolojik belki onun şey getirdiği bu. Bence bir sonuç. Müzik de bu şekilde gelişiyor diye düşünüyorum. Şimdi evet, müzik tabii yani. Efe kurumu sıradan bir kurum değil. Yani o kadar şiirler, tabii. O kadar metiyer, o kadar romanlar yazılmış. Tabii yazan halk da Zeybek ezgisi daha çok bu Efe'lere yakılan ağıtlar ya da övgülerdir tabii. Zaten. Ama ona yakışır derecede müzik de öyle olmalı. Yani evet, baktığımızda tabii. Hem ritim olarak hem ezgi olarak hem birleşik makamları kullanmış, hem birleşik usulleri kullanmış. Yani hiç evet, şeyde olmayan. Evet ama çoğunlukla da 9 zamanlı. Tabii. Yani üçlü gidiyor, arkasından ya. İki tane Sofyan öyle yürüyor. Şimdi Yunanistan'a gidersiniz, o Karciğer makamının en güzellerini efendim o tabii Rum ki. Radyolarından dinleyebilirsiniz. Neden? Doğru. Biz çünkü 600 yıl tabii. Bizim hükmümüz altında, idaremiz altında yaşamış insanlar. Arnavutluğa kadar olan bu bölge bizim bu Osmanlı dediğimiz o büyük hinterland'ın emrinde yaşayan insanlar. Evet. Ve bu da çok büyük bir etkileşimi, çok büyük bir dünyayı, çok büyük bir müzikal yapıyı bize evet. Bırakıyor. Evet. Evet.
yanıyor ya Mehmet Efendi, üşümüştü donuyor. Boncuklu gelin orta yerde dönüyor da dönüyor. Aslanımda başına. Mehmet Efendi otru da vermiş efelerin sağına. Aslanım da efeler hayran. Adem çıkalım şu dağların başına da başına. Mehmet Ağam'da otru da vermiş efelerin sağına. Aslanım da thank you.
kavakları, dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Çakıcı yar fidan boylum, yıkarız konakları. Bize ne derler çakıcı yar fidan boylum, yıkarız konakları. Zamandan beri bu ata yurdunun, bu Anadolu topraklarının ortaya koymuş olduğu bu folklorik haritayla ilgili çok uğraşılarımız oldu bizim yıllardan beri. Zaten hemen hemen hayatımızın bir gayesi, bir sebebi oldu. Çünkü bu toprakların neresinden baksanız bir ayna gibi insana kendini ifşa etmekte. Her şeyi ortaya böyle serdetmekte. Zeybek bölgesi, Halay bölgesi, Horon bölgesi. Yani akla gelebilecek bu Anadolu'nun her metrekaresinde birçok zenginliklerin saklı olduğu bir muhakkak. Ve bizim bu feryatlarımızın, bu emeklerimizin mutlaka bir karşılığı olmalı diye bekliyorum ben. Yapmış olduğumuz, bu söylemiş olduğumuz bu türkülerin misak-ı milli sınırları dediğimiz, yani bu vatan toprakları kadar kıymetli ve değerli olduğunu milletimize söylememiz lazım. Çünkü kültür hayatı olmayan bir milletin yok olması mukadderdir. Kültür hayatını canlı tutamayan milletlerin hepsi dokusu bozulmuştur, yapısı bozulmuştur. Her türlü vasfını kaybetmiştir. Bizim tabii bu programda en büyük gayelerimizden bir tanesi bu dokunun sürekli hareketli olması, sürekli düşünülür olması, sürekli insanlarımız tarafından takdir görüp ve hayata dönmesi. Bütün çabamız bu. Sizlerin de şahsi gayretleri, bütün söylemiş olduğunuz türkülerde de olsun, hayat duruşunuzda da olsun. Bunlar hepsi görülmekte ve gözetilmekte. Tabii bu emekleri siz de görmek istersiniz hayatınızda söylemiş olduğunuz ve yapmış olduğunuz icralarınızla. Sizler tabii kültür hayatının temsildarı olan insanlar olarak bizim programımıza gelip şurada çalıp söyleyerek bir avaz katmanız bizim için çok önemli. Çok değerli. Neden? Bu
karma karışık bu hayat içerisinde. Her şeyin sebeplerinin çok üzerinde durulmadığı, niye böyle olmuş denilmediği, şu zamanımızda, şu zaman ölçüsü içinde bizler hep bir şeye atıfta bulunuyoruz. Diyoruz ki bu türkü şu ifadenin kaynağıdır. İşte zeybekler şudur, budur. Yani Kuvayi Milliye ile onu birleştiriyoruz. Efendim horonları, efendim hoyratları, her şeyi bir sebebe bağlamaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bu yaşanmışlığın içinde mutlaka bunların bu anlamı vardı. Biz bunları insanlarımıza söylemek zorundayız. Bunları yeni nesillerin bilmesi lazım. Çala kalem söylenmiş, hiçbir şeyin lüzumu da yoktur, değeri de yoktur. Onun için sizlerin varlığı gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Senin o yurt dışındaki o konserlerin, o, yani buradan göç edip orada kendilerine bir hayat edinen o insanlara türkü okumak çok değerli bir şey. Onların kulağına o Anadolu feryadını böyle akıtmak gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Seni o vasfınla da tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ Ulaştım sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada olmaktan Safralar çok getirdiniz. Mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. İnşallah bu kimlik, bu bahsetmiş olduğumuz bu duruş hiçbir zaman bozulmaz. Gelen nesiller de bu vasıfla, bu istekle hareket ederler. Sağ olun, var olun. Beyler yar.
şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efe yüz azı, 500 yaya yürü.
Gönül